Merhaba satranç severler. Bugün de Fransız hem bestecisi hem satranç oyuncusu François Flaubert'den bahsedelim. 1749-1795 yılları arasında yaşamış. 52 tane oyunu veri tabanında bulunan. Beyazlarda şah gambiti, çünkü o dönemlerde gününde İtalyan açısından şah gambiti oynanıyordu. Romantik dönemde biliyorsunuz. François Andre Danican Philidor 7 Eylül 1726'da Dreux, Fransa'da doğdu. Hem satranç hem de müzik dehasıydı. İlk müzik bestesi Kral 15. Louis'den önce, o sadece 15 yaşındayken müzikle başlamış çalışmaya. Genç Philidor öğretmeni için çok güçlü bir hale gelene kadar başlangıçta ona öğretilerde bulundu. Kimmiş? Zeybel tarafından satranç öğretildi. Satrancı kendisi öğrenmemiş, bir antrenör öğretmiş. Kimmiş? Legal matını yapan. Legal olabilir mi? 1744'te Philidor Paris'te aynı anda gözleri bağlı iki satranç oyunu oynadı. Daha önce hiç yapılmadığı bilinen bir başarıydı. Körleme satranç oynamış. 1749'da açılışları, orta oyunu ve satrancın genel stratejini açıklayan ilk satranç kitabı olan Satranç Analizi Londra'da yayınlandı. Kitap yaygın olarak piyonlar satrancın ruhudur olarak bilinen ve o zamandan beri satranç oyuncuları tarafından bilinen bir özdeyiş olduğunu iddia etti. En önemli temel oyun sonu pozisyonlar arasında yer alan, yaygın olarak Philidor pozisyonu olarak adlandırılan oyun sonu ile ilişkilidir. Philidor aynı zamanda yaygın olarak Philidor'un mirası olarak bilinen iki temel satranç taktiğiyle bir vezir ve atı içeren boğmaca matıdır, değil mi? Ancak bu sadece geleneksel bir isimdir. Çünkü taktik ilk olarak Luis Ramirez de Lucena'nın bir kitabı tarafından basılmıştır. Oyun sonunda biliyorsunuz Lucena'nın da bir oyun sonu konumu vardır. 1795'te Londra, İngiltere'de vefat etti. Şimdi de önemli oyunlarına geçmeden önce Philidor'un kendisini analiz ettiği oyuna bakalım. Greco bu oyunu kendisi analiz etmiştir. Kendisi tarafından analiz olmuştur. Analizini yapmıştır. Rakip bilinmiyor beyazlarda. Rakip kendisi siyahlarda Philidor savunmasını yapıyor biliyorsunuz. O zamanlar E4 açılışları meşhur. Ve burada D6 Philidor savunmasını belirleyici hamlesi. Ve klasik olarak İtalyan açılışı. Ve burada merkez kareye saldırıyı yapılmış. Beyazlar gelişim üzerine yoğunlaşırken siyahlar gördüğünüz üzere merkez üzerinde yoğunlaşmış. Ve kısa rok yaparak beyaz gelişimini tamamlamış. Siyah da her iki taraftan birine rok atabilir. Hazırlığını tamamlamış. Ve hat açtı. G eriyle F'deki piyonu kırınca hat açılmış oldu. O zaman muhtemelen uzun tarafa rok atacaktır. Evet, uzun rok attı. Savunmasını da tamamladı. Gelişim bitti. Şimdi rok atmış şaha. Saldırı planında beyazlar gördüğünüz gibi batarya yaptı. İki kale ve vezir. Burada bir kötü taş değişimi, değil mi? Beyaz kale ile fili aldı. Vezirler değişildi. Burada
İki kaleye bir kale, bir fil. Piyonlar, beyazlarda bir tane fazla piyon var. Piyon isteyince kale açık attı sever. Buraya geldi. Piyon alınca da ver fili ve 7. yataya gelmesi kalenin önemli bir taktik olanak oluşturur. Çünkü buradan diğer kaleyle şah çekip mat teması var. Onu tamamlayacak. Ya da piyonları toparlayacak. Yani burada çok güçlü bir atak olduğu için terk ediyor. Fridor'un önemli oyunlarına da bakalım. Beyazlar Fridor, siyah rakip bilinmiyor. E4, E5. Fil açılışı ve direkt merkeze saldırı. Gördüğünüz üzere merkezde piyonlar E4 ve D4'ü tamamlamış ve bütün taşları neredeyse merkeze bakıyor. Taş değişimleri bittikten sonra rokunu attı. Evet, şurada şahın önündeki piyonları o zamanlar gördüğünüz üzere hareketlendiriliyormuş. Çünkü o zamanlar ne demiştik? Savunma pek bilinmiyordu. Burada kötü taş değişimi olarak düşünebilirsiniz. Ancak buna ön karakol diyoruz. Bu at çok tehlikeli bir at. Piyon destekli. Bu atı piyondan beyaz sökemeyeceği için çok tehlikeli olacaktır. O yüzden bir at ve bir piyona karşılık kale verilmiştir. Konumsal üstünlük için ya da savunmada da rahatlamak için yapılmıştır. Ve direkt şah üzerine piyonlarla yürünmekte. Ve burada terk. Çünkü bağlı geçer var. E ve F'de bağlı geçer var. Kale ve at, fil hep onunla çalışılmış. Bir veziri çıkılıp mat edilecek. Durdurmak çok zor. O yüzden terk edilmiş. Diğer oyununa bakalım. John Bruel'le oynamış. Ne zaman oynamış? 1783. Evet. Nerede? Londra'da. İngiltere'de oynamış. Fil açılışı. Fridor gördüğünüz üzere merkezde piyonları ilerleyip alan kazandı. Ve gelişimini tamamladı. Vezirler değişildikten sonra piyon yapılarına dikkat ederseniz beyazın İki piyonu var burada. Yalnız bu at bu piyonları tuttuğu için ve kale burada piyonları desteklediği için burada ayrık piyonlar var. Yani merkezde siyahın piyonlarının üstünlüğünü görüyoruz. Vezirler değişildikten sonra oyun sonuna geçildiği için buradaki taş değişimleriyle bakın. Burada bir at bir piyona
bir fil verildi ve burada siyahın iyi bir atı var. Beyazın kötü bir fili var. Şu anda piyon gibi bir fil. Hiçbir yer hareket etmiyor. Kaleler eşit ve 4 piyonu 4 piyon ama aktif ata karşı kötü bir fil. Oyun sonu. Ve bağlı geçer. Piyon kaleyle de sınırlandırılmış bir şah ve oyun terk. Andrew Smith, François Philidor. Siyahlar, Philidor. Berlin savunması. Londra'da oynanmış gene. Fil açılışı. Dedik ki o zamanlar gördüğünüz gibi Andrew Smith beyazlar olarak açılışını tamamladı. Uzun veya kısa rok yapacak. Siyahlarda at ve fil daha çıkmadı. Filin merkezi merkeze bir piyon daha getirdi Philidor. Ve F hattını açtı. Muhtemelen uzun rok yapacak. Rok yapmayı tercih etmedi. Kaleleri. Şimdi burada şah ve mat. At üstünlüğü var. Evet. Bir at kazancı gördüğünüz gibi şurada kombinezonda. Şurada atla piyon tutunca burada piyon çatal attı. Ver veziri, ver atı dedi. Vezirle alınca atla aldı ve şah dedi. Köşeye gittiği için bakın burada kaleyle piyonu aldı. Atı istedi. Atı kalede tutunca şahın şu anda gidebileceği hiçbir kare yok. Köşeye sıkışmış durumda. Feda etti. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Al dedi kaleyi ata karşı alınca şah çekti. Şahın gidecek bir yeri yok. Mecburen atı önüne kurban etti. Kabul ettik. İki ata bir kale vermiş olduk. Şah ve mat. Gördüğünüz gibi iyi oyuncuların özelliklerinden. Philidor beyaz. Rakibi bilinmiyor. Şah gambiti açılışı. Evet. Burada yine F7 karesinden bir mat. Gördüğünüz üzere Philidor rok attı. Taş değişimlerinin giriş. Burada bakın bir at feda etti. Şah
Vezir isteyince savunma yazıyor. Burada mat etme planı var. Şah deyince mecbur, yani zorunlu hamle gelmek zorunda. Fili de gelince önüne bir taş gelemiyor. Feda edemiyor. Şah çekti değil mi? Açarak şah. Mecburen siyahta giden file perdeleme yaptı ama vezir şah ve mat etti. O zamanlar savunma pek bilinmiyormuş. Güzel bir oyun. Lido'nun başka bir oyunu. Beyazlar fili dur. Siyahlar rakibi bilinmiyor. E4, E5, D4 direkt merkeze saldırı. Evet. F7 karesi at tarafından tutuldu şurada. Evet. F7'ye piyon alınıp çatal atılabilirdi atla. Ver vezir ver kale denmesin diye gelindi. Bu sefer filden şah çekildi. Ver dedi veziri. Vezirin üstüne gidince burada gördüğünüz gibi vezir gidecek bir yeri kalmadı. Çünkü burada beyaza gelirse, yani B5 karesine gelirse veziri at çatalı var. Hem kale hem vezir istiyor. Tabii ki herkes vezir tercih eder. O yüzden terk etmiş. Bu oyunu da bir tekrardan inceleyelim. At istendikten sonra F7 karesine şah deniyor. Fil feda edildi. Vezir istendi. Vezir şah çekince tekrar kareye gitti. Tekrar piyonla istenince siyah hattan uzaklaştırıldı. Çünkü şah kale alınacak. Burada ben size ana file hediye ettim ama kaleni alacağım diyor. Tabi siyah tarafta ben de senin kaleni almak istiyorum deyince oradaki piyonu alınca zehirlendi. Çünkü bu harekette artık vezirin gidebilecek bir yeri yok ve oyun terk. Bunun için satrançta tamahkar olmamak lazım. Gene Philidor beyazlarda oynuyor. Rakibi bilinmiyor. E4, E5. Hemen merkezi D4 geldi. Ve fil C4. İtalyan açılışına benzer bir oyun değil mi? Philidor savunması bu. Yine benzeri bir oyun. Yine fil verildi. Evet. Bu oyunu incelemiştik. Yine bir Philidor oyunu. Beyazlar Philidor. Siyahlar bilinmiyor. Piyonlar geri alındı. Çare yok. Niye? Çünkü bir hamle sonra mat savunma yapılamıyor. Müthiş. Bir başka Fridor oyunu. Fridor beyazlar. Siyahlar bilinmiyor. Şahkan bir açılışı kabul edilmedi.
Koridor gene piyonlarla rakip şaha doğru ilerliyor. Müthiş bir mat teması kombinasyonu. Bakın şurada mat istiyorum diyor. Piyonla engel olunca vezirle fil tutuluyor. Kale kaleyle değişebilirdi ama değişmedi bile, hiç gerek bile duymadı. Burada piyon alındıktan sonra kombinasyon burada başlıyor. Bakın kaleyle piyonu alınca rakip yemi yutuyor. Şah piyonla alınamaz. Vezir niye? Çünkü açmazda gidebilecek karesi fazla yok. Şah ve mat. Müthiş. Frigor beyazlar, siyahlar John buraya. Merkezi de piyonlarla Frigor gördüğünüz gibi kapattı ve alan kazandı beyazlarda. Evet, bakın burada kaleyi feda edince buradan fili istedi. Savunma o zaman bilinmediği için direkt şah çekilmiş gördüğünüz üzere. Şah deniyor. Şahla alınsa vezirle at kaybolacak. Gene bir at aldı. Bir fil bir at aldı. Kale vermiş oldu. Taş değişiminde. Piyonu da vezir çıkınca alıyor tabii ki. Şah. Açmazda olduğu için alınamıyor. Mat isteniyor. Bu sefer de vezir isteniyor ve terk ediyor. Yeter artık diyor. Bu kadar baskı, bu kadar baskı. Ben buna dayanamam diyor. Masadan kalkıp gidiyor. Evet, bu da Sheldon François Frider'ın fil açılışı. Hemen bakalım. Frider hemen merkeze piyonları getirdi gördüğünüz üzere. E4 de E5 ve D5'te iki tane piyonu var merkezde. Ve gene bir alan kazandı gördüğünüz üzere ilerledi. Rokunu attıktan sonra gene bir ayrık piyonu C2 ayrık piyonu bağladı merkez piyonlarla. Piyonların gücü vezirlerle değişildikten sonra konum bu. Fridor'un merkezde piyonu var. Bir tane C'de geçeri var. Bağlı geçer. D'deki piyon da var. Yani duble piyon. Bir alınabilir bu tabii ki piyon. 3, 6, 2, 5, 6. Eşit gibi görünse de siyahın bir
Piyon üstünlüğü var. Gördüğünüz gibi geçer el, durdurulamıyor ve terk. Kaçınılmaz son. Onun için satranç antrenörleri sadece bir satrançla uğraşmayın diyorlar. Aktif bir spor olabilir. En çok tenis, yüzme ya da flidor gibi müzikle uğraşabilirsiniz. Bir müzik aleti çalabilirsiniz. Beste yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.